Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı ve çok lezzetli bir köfte tarifi vereceğim. Afyon iline ait çullu köfte tarifi. Yapımına başlıyorum. Burada 500 gram kıyma var. Miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Lütfen detayları kaçırmamak için de videoyu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Evet kıymaya yarım demet kesmiş olduğum maydanozu, bir çay bardağı ince köftelik bulguru, klasik çay bardağı kullandım. Bir tane rendelediğim soğanı ekliyorum. Soğanın suyunu sıkmadım. Olduğu gibi kullanıyorum. Son olarak baharatları ve tuzu ekliyorum. Ben baharat olarak birer çay kaşığı karabiber, toz kırmızı biber, kimyon ve toz kişniş kullandım. Kişniş yoksa kullanmayabilirsiniz. Şimdi eklediklerimin hepsini iyice yoğuruyorum. Yaklaşık 5 dakika yoğuracağım. kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte diğer videolarımda, tariflerimde dahil olmak üzere açıklama bölümüne her zaman yazıyorum. Oradan kontrol edin lütfen. Açıklama bölümünü bulamayanlar için de hemen tarif ediyorum. Başlığın yan tarafında bir ok işareti var. Aşağı tarafı gösteriyor. Oraya tıklıyorsunuz. Açıklama bölümü çıkıyor. Köfte hamurunu iyice yoğurmak ve dinlendirmek önemli. İlk aşamayı geçtim, 5 dakika yoğurdum. Şimdi şekillendiriyorum. Yanıma bir miktar su aldım. Avucuma çok az e, su alacağım şekillendirirken, yani ihtiyaç hissettikçe kullanacağım bunu. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avucumla yuvarladıktan sonra e, bastırarak normal köfte şekli veriyorum. köfte hamurunun hepsini şekillendirdim. Şimdi üzerini kapatarak buzdolabına alıyorum ve yarım saat bekletiyorum. Dinlenmiş olan köfteleri buzdolabından çıkardım. Şimdi haşlama aşamasına geçtim. Çok fazla pişirmeyeceğim. Tencereye bir miktar kaynar suyu aldım. Tuz ilave ediyorum. Kaynama aşamasında olan suya köfteleri bırakıyorum. Ve 2 dakika kadar kaynatarak pişiriyorum. Süzgeç yardımıyla alıyorum. Haşlanmış olan köfteleri oda sıcaklığına gelmesi için soğumaya bırakıyorum. Bu arada çulunu hazırlayacağım. Yani sosunu hazırlayacağım ve kızartma aşamasına geçeceğim. 3 tane yumurtayı kabın içerisine alıyorum ve karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde un ekleyeceğim. Ben toplamda 4 yemek kaşığı un kullandım. Miktar değişebilir. Yumurtaların büyüklüğüne göre, yoğurdun kıvamına göre birazdan göreceğiniz kıvama gelinceye kadar un ekleyin. Şimdi biraz da domates sosu yapacağım. Köfte ile servis etmek için. Yoğurtla da yiyebilirsiniz bu arada. Bir yemek kaşığı tereyağını tavaya aldım. Bir su bardağı kadar rendelenmiş domatesi ilave ediyorum. Kaynama aşamasına geldikten sonra kısık ateşe alacağım ve yaklaşık 5-6 dakika kadar pişireceğim. Piştikten sonra da içine kuru nane ve biraz da tuz ilave edeceğim. Bu arada köfteleri kızartmaya geçiyorum. Domatesli sosu kaynaması için ocağın diğer gözüne aldım. Dediğim gibi köfteleri kızartacağım. Hazırlamış olduğum sosa köfteleri alıyorum. Şöyle ters düz ettikten sonra kızgın yağ bırakıyorum ve her iki tarafını da kızartarak pişiriyorum. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yorum bölümüne herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Evet köfteler çok güzel bir şekilde kızardı. Gerçekten çok lezzetliler. Haşlandıktan sonra bu sosa bulayıp kızartma olayı köfteyi daha mükemmel yapıyor. Kesinlikle ve denemenizi yine kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Domatesli sosla yemesi de ayrı bir keyifli oluyor. Dediğim gibi yoğurtla da servis edebilirsiniz. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplıyorum. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu köfte tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.